Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yatay düşüş trendini artık kırmaya başlayıp yukarı yönlü yükselişe başlayabilecek 3 hisseyi inceliyor olacağız. Bu hisseleri nasıl bulduğumu da sizlere ufak ufak anlatmaya çalışacağım. Ama bu video içerisindeki bulduğumuz hisselerin önemli noktası son zamanlarda iyi yatay trendlerde bulunmaları, iyi destek seviyelerine gelmeleri, endeksin yükselişini ayak uydurmayıp daha ucuz seviyelerde kalmalarıdır. Yani burada çok karlı çok cazip sektörün en iyi şirketlerini vesaire alamıyoruz. Uzun süredir bir yatay içerisinde endeksle birlikte yükseliş sağlamamış ve yavaş yavaş da yükseliş trendinin gelebilme ihtimali, yükselişine başlama ihtimali olan 3 tane hisse inceliyoruz. Yani bu hisselere neden giriş yapmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Uzun vadeli yatırımlar vesaire için değil giriş amaçlarımızı belirlememiz gerekiyor. Videoya geçmeden önce Osmanlı yatırımla 28 Nisan itibariyle yapabileceğimiz sektörünün en iyi hisselerini bulmak adlı eğitime seminere katılmak istiyorsanız da aşağı sizler için bir tane link bırakıyorum. O link üzerinden formu doldurmanız yeterli olacaktır. Ondan sonra o taraftaki yetkililer sizi arayıp günü saati daha net bildirecekler. Ben yine afiş olarak da yayınlayacağım. 28 Mart'ta özür diliyorum 28 Nisan tarihinde eğitimimiz gerçekleşiyor olacak. Orada çok güzel bir seminerimiz olacak. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz hemen videoya geçelim. Şimdi burada ilk hissemiz ATP bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Birazdan hem temel eline bakacağız, hem tekniğine bakacağız ama bu hisseleri bulmamızdaki ana nokta aslında hisse senedi filtreleme dediğimiz olay. Bakın ben burada nasıl bir filtreleme ekranı olduğunu gösterdim. Normalde ben burada 3-5 tane hatta 6-7 tane bazen filtre kullanarak bazı filtrelemeler yapıyorum. Bu hisseleri de buna göre çıkartıyorum. Bu arada şunu da belirtmem gerekiyor ki katıla özel patlama yapacak olan hisseler haftalık olarak patlama yapabilecek olan hisseler videosu da bu videodan 2 gün sonra veya 1 gün sonra da olabilir yayında olacaktır. Orada da çok güzel hisseleri buluyor olacağım sizler için. Orası biraz daha detaylı biraz daha girifli olduğu için öncelikle bu videoyu koydum. Tabi aralarında fark da var onlar farklı hisselerden oluşuyor ama oradaki videoları da izlemek isterseniz özellikle de haftalık olarak patlama yapabilecek hisseler videolarına da ulaşmak isterseniz mutlaka katıl tarafına katılabilirsiniz. Onun da yine linkini sizler için yorumlar kısmında bırakıyor belirtiyor olacağım. Bu ara endeks çok yükseldiği için katıl tarafına o videoları çekemedim. Çünkü laf olsun diye video çekmek istemiyorum. Endeks çok fazla yükseldiğinde bu şekilde patlama yapabilecek hisselerin de risk oranı çok çok artıyor. Bu yüzden daha güvenli seviyelere çekilmesini biraz daha bekliyorum katıl tarafı için. Şimdi gelin ilk hissemizle başlayalım. Biraz fazla zamanınızı aldım kusura bakmayın. Burada ilk hissemiz ATP bilgisayar. Öncelikle ATP bilgisayara gittiğimizde 2022-12 aylıklarından beri domino taşı gibi yükselen güzel bir çeyreklik net kar olduğunu görüyoruz. Net dönem karını ikiye katlamış. Satışlarında %25'lik bir marj var ki kötü. Esas faaliyet karı çok artmıyor. Öz kaynaklarında kötü bir durum yok ve öz kaynak karlılığı da görece olarak yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. Yine temeline bakmakta fayda var ama bizim için çok da temelin önemli olmadığını görüyoruz. Çünkü biz biraz da kısa vadeyi burada hedefliyoruz. Şimdi baktığımızda ATP bilgisayarda uzun süredir bir hafif düşüş yatay trendi içerisinde. Buralardan çok güzel kendine destekler bulmuş. Nere burası? 60 lira 45 kuruşlar. Peki bunun altına inme ihtimali var mı? Tabii ki var. Buradaki iyi destek noktalarımızda bakın şöyle gördüğünüz 56 lira 60 kuruşlar ve dip destek noktası dersek benim için 50 lira 80 kuruşlar karşıma çıkıyor diyebilirim. Buralara kadar düşüş olabileceği için mutlaka destek direnç takibi yapmayı unutmuyoruz ve mutlaka da kademeli alım satım yapmayı unutmuyoruz. Bunun önemini atlamıyoruz. Kademeli alım satım yapmak bizim için çok önemli. Doğru desteklerden, doğru kademelerden işleme girmemiz gerekiyor. Şimdi burada ilk beklentimiz yani içeri girdiğimizde kar marjı beklentimiz aslında şu şekilde şekilleniyor. Burada %4.5 ile ilk kar realizasyonumuzu yapıyoruz. %10 ile 71.65'lerde ikinci kar realizasyonumuzu yapıyoruz. Ve son kar realizasyonumuzu da %20.5 ile kar marjlarıyla 78.50'ler seviyesinde kar realizasyonu sağlamış ve hisseden çıkışımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi buraya baktığımızda Wave Trend Osilatörü sanki bu seviyelerden bir ala dönecekmiş gibi duruyor. Directional Movement Index'e baktığımızda yine al konumuna yaklaşıyoruz yaklaştığını görüyoruz. MFI bize burada bir para girişi olduğunu söylüyor. Bollinger bandının alt kanalının hafif dışına çıkmamız ve orta kanalına kadar bir gidişatın mümkün olduğunu görebiliyoruz. İyi destek seviyelerinde olduğumuzda görebiliyoruz. Şöyle Kafman'a baktığımızda ise Kafman bizlere güvenli seviyelerin 70 liraları olduğunu söylüyor. Daha güvenli sinyal yapmak isteyenler bu seviyeleri bekleyebilir ama biz bu aradaki kar marjından en tepede faydalanmak istediğimiz için zaten bu e, hareketli ortalamanın güvenli hareketli ortalamanın dışında hareket etmiş oluyoruz. Şimdi gelin hemen ikinci hissemizle devam edelim. Burada CEO Event Media tarafındayız. Şimdi buraya geldiğimizde şöyle bir grafiği sıfırlıyorum. Bir yatay destek koyduğum zaman aslında çok güzel destek seviyelerinde olduğumuzu görebiliyorum. Bunu biraz daha aşağı çekmemiz mümkün. Aslında bu seviyelerde çok iyi destek. Şu aşağı baktığımızda 10 lira 83 kuruşlarda da destek var. Yani bu hisseler aşağı yönlü gelmez düşmez diye bir kaydı yok ama yatayını kırıp artık yukarı yönlü sinyal verdiğinde ciddi bir yükseliş ciddi bir kar marjı başlayacaktır. Beklentimiz de vardır. Peki ne zaman al sinyali verecek? Al sinyali verdiği zaman al sinyali vermiş olacak sevgili finans ve borsa kanal Bakın burası çok kritik. Yani wave trend ala geçecek gibi ama geçmedi. MFA'ya para giriyor gibi ama tam olarak bir giriş görmüyorum. Burada directional movement index bana tam bir al sinyali vermiyor. Belki Hekinashi grafiklerine gittiğimde bir al sinyali yok. Yani şu an çok güzel bir yatay içerisindeymiş. Aşağı yönü kırılıyor. iyi bir düzeltme yapıyor. Buradan yükselme ihtimali çok kuvvetli. Ama doğru giriş seviyeleri mutlaka stokastik arasaydı. Directional Movement index'te, işte SMI'da Wave Trend'de al sinyali oluştuğu zamandır. Bunu beklememiz gerekiyor. Önceden pozisyonmak, pozisyonlanabilmek için özellikle. Şimdi burada baktığımda kar marjlarını şöyle okuyabiliriz yavaşça. İlk kar marjlarımız buradan işleme girenler için. Şöyle bir bakayım hemen. Şöyle geldiğim zaman Bakın ilk işlem için %10 kar marjeri görünüyor İkinci burada kar realizasyonu için %19'lar ve üçüncü kar realizasyonu için ise %30'lar gözükmüş oluyor CEO Event Media tarafındaysa gördüğünüz üzere Aradaki direnç seviyeleri çok daha yüksek olduğu için Kar marjları da çok daha yüksek olarak karşımıza çıkıyor Yani ATP'de biraz daha düşük bir kar marjı vardı burada daha yüksek kar marjı var çünkü direnç araları çok yüksek öz kaynaklarını çok iyi arttırdığını, satışlarını çok iyi arttırdığını, esas faaliyet kârını zarardan kâra geçirdiğini, net dönem karını ona katladığını görebiliyoruz. Bu bağlamda öz kaynak karlılığı güzel, cari oranı güzel, kaldıraç oranı güzel. Yani temelinde çok kötü bir nokta yok. Sadece firma değerini oranlı ürettiği fabrik marjının kötü olduğunu görebiliyoruz ki burada da zaten görebildiğimiz üzere ama çeyreklik net karda iyi bir artışa gidiyor. Temel olarak çok zayıf değil ama dediğim gibi zaten temelle çok fazla da ilgilenmediğimizi görebiliyoruz. Burada mutlaka doğru destek direnç takibi ve doğru kademeleri analiz edebildiğimiz zaman dirençler arası açık olduğu için ufak bir patlamada iyi kar marjı kazanabileceğimizi biliyoruz. Tekrar dediğim için bu hisseler kısa vadeli yatırım için mantıklılar. Asıl olayları bu hisselerin endeks kadar çıkmamış olmaları ve ucuz kalmalarıdır. Daha düşebilirler mi? Evet düşebilirler. Ama yükseliş sinyalleri geldiği zaman teknikte iyi bir kar marjı bizlere sunacaktır. O yüzden dediğim gibi ala dönmeden işlem yapmayın. Alı mutlaka bekleyin. Ha, al Ala dönmüş. Ben artık geleyim bu seviyeden alayım dediğiniz hisseler nedir hocam diyorsanız bunları katıl tarafında açıklıyorum. Katıl tarafına gelip kayıt olarak bunları görebilirsiniz. Yani burada sizlerden ricam ala dönmesini takip etmeniz. Ala dönmesini beklemenizdir. Ama ben ala dönmüş olan şu an hem temel olarak hem teknik olarak al konumunda olan ve hafta içerisinde bir ufak patlama yaparak haftalık kar marjine en azından haftalık o çevirme haftalık yüzdeyi kazanabileceğim hisseler hangileridir ala geçmiş hisseler hangileridir diyorsanız onları dediğim gibi katıl tarafında söylüyor olacağım. Şimdi burada baktığımızda CEO içinde Wave Trend ala geçecek gibi MFI hafif bir para girişi olduğunu söylüyor. Burada Directional Movement Index şu an pek bir sinyal vermiyor. Ha, burada yerine ne yapabiliriz? Belki Stokastik Arasay bakabiliriz. Belki burada SMI yine bakabiliriz. burada alternatiflerimiz var. Yine teknik analiz eğitim serisiyle bunları da görebiliriz. Hani sanki esma'yı da artık bir al sinyaline geçecek gibi duruyor Burada belki aşağıdaki birkaç desteğini de test edebilir fitil olarak ama Sonra yukarı yöne gidebileceğini görüyoruz Burada son istemize geldiğimizde papili görüyoruz Papillon savunma öncelikle bir hemen dediğimiz gibi temeline bakalım Papillon savunmanın temeline baktığımız öz kaynak arttırıyor net dönem karı iyi Esas faaliyet karı çok kötü satışlarında çok kötü arttırdım. görebiliyoruz Sadece burada çeyreklik net karının iyi olduğunu görebiliyoruz Zaten firma değeri fave yok F kavramında yüksek olarak hesaplanmış Fakat son çeyreklikten dolayı öz kaynak yukarı yöne gidiyor. Şimdi popüle geldiğimizde grafiği aslında bizim için olumlu. Çünkü şurada çok güzel uğraştığı bir seviye var. Bakın bu seviyeler tam fiyat olarak da söylemem gerekirse 17 lira 17 kuruşlar 17 lira 10 kuruşlar 20 kuruşlar civarı iyi bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Ha şu anda hangi sinyal içerisinde popüle hala düşüş sinyali içerisinde. Ala döndüğü vakti kontrol edip işleme girdiğinizde iyi kar marjları yine verebilecektir. Çünkü bakın buradan baktığımızda ilk kar realizasyonu %6.5 ikincisine %17'leri üçüncüsüne de en tepe noktada %25'leri bizlere görebiliyoruz yine bu tarafta. SMA'in ve Wave Trend'in aynı anda ala geçtiği noktayı ve MFI'da para girişinin başladığı noktayı tespit ettikten sonra buraya giriş sağlayabilirsiniz. Kaufman ve Bollinger Bandı hemen hemen aynı nokta olan 19.5 20 liralar seviyesini bizlere söylüyor. Bu da ortalama zaten sadece %10'luk bir kar marjı demek oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte yatay düşüş trendini kırmaya başlayacak olan 3 tane önemli hisseyi gördüm. Kısa vadede 3 tane prim potansiyeli, kar potansiyeli verebilecek 3 tane hisseyi görmüş olduk. Bunların anında başlamış olanlarını öğrenmek istiyorsanız tabii ki dediğim gibi katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Sadece bunlar için de değil katıl tarafında birçok farklı ayrıcalık var. Üye olduğunuzda hepsinden yararlanabiliyorsunuz. Tabii ki kademelerine dikkat edin. Her kademeye farklı bir hizmet burada olduğunu görebileceksiniz. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda şöyle bir müjdeyi de veriyorum sonuna kadar izleyenler için. Nisan ayının içerisindeyiz hala. Bir 5 gün içerisinde falan da temetli yatırımcılığı eğitim serimiz başlıyor olacak. Orada da sizlere çok ciddi bir eğitim vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın.